Merhaba gazetesi spor servisinden iyi akşamlar. Bugün 22 Haziran 2020 yani Konyaspor'un doğum günü. Yeşil Beyazlı camiamız bugün 98 yaşına girdi. Biz de Merhaba gazetesi ailesi olarak şehrimizin markası Konyaspor'umuzun 98. yaşını kutluyor ve başarılarla dolu nice yaşlar diliyoruz. Konyaspor ne yazık ki bu yaşını biraz buruk kutluyor. Çünkü yeşil beyazlı camia kümede kalma adına zor günler geçiriyor. Konyaspor kümede kalma adına dün çok önemli bir maça çıktı. Sahasında Sivasspor'la karşılaşan Konyaspor rakibi karşısında 2-1 üstün götürdüğü maçın uzatma dakikalarında yediği golle ne yazık ki sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Konyaspor Kone'nin golüyle geri düştü. Ancak pes etmedi. Skubic skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Milosevic ile Konyaspor aradığı galibiyet golünü buldu ve ilk yarı 2-1 Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Konyaspor'un hedefi bu skoru korumak ya da bulduğu pozisyonlarla farkı arttırmaktır. Ancak ne yazık ki bu iki hedefinde de başarılı olamadı. Yeşil beyazlı ekip yakaladığı gol pozisyonlarını hoyratça harcadı. Hele Bayiç'in bir pozisyonu var ki taraftarı adeta saç başı olurdu ve Bayiç'in büyük tepki almasına neden oldu. Alper Uludağ'ın çalımlarla getirdiği güzel pası, al da at dediği pası Bayiç ne yazık ki kaleci Samatsa'ya nişanladı. Konyaspor bu golleri kaçırınca ne yazık ki futbolda bir kural var, yazılı olmayan bir kural var ortaya çıkıyor ve bu zor dönemde ne yazık ki yine ortaya çıktı ve atamayana atarlar kuralı Konyaspor'un bu zor gününde ne yazık ki tekrar kendini gösterdi. 90 artı 2. dakikada Petar Skuletić kafa golüyle maça eşitliği getirdi. Bu golle Konyaspor taraftarı, camiası adeta yıkıldı. Çünkü galibiyetten başka düşüncesi olmayan Konyaspor son dakika yediği golle sahasında 2 puan bırakmış oldu. Aldığı bu beraberlikle 16. sıraya gerileyen yeşil beyaz ekip ne yazık ki şu anda küme düşme hattında bulunuyor ve kritik bir süreçten geçiyor Konyaspor. Gençler Birliği maçı ve Sivasspor maçında yaşanan bu talihsiz olaylar, yani Konyaspor'un skoru koruyamayışı, öne geçmesine rağmen son dakikaya yediği goller ne yazık ki taraftarın umutlarını zayıflatıyor. Çünkü iyi oynamasına rağmen skoru becerememesi ilerleyen haftalar için taraftarı tedirgin ediyor. Yani bu tedirginlik devam ederken son dakikada gelen bu golde ne yazık ki ister istemez taraftarın ve camianın şevkinin kırılmasına neden oluyor. Evet, ağır bir yara aldı Konyaspor. Ancak çıkmadık candan umut kesilmez demiş atalarımız. Yani hepimizin yakından bildiği bir söz. Konyaspor'un önünde şu anda 6 maç var. 6 önemli maç var. Belki rakipleri zor olabilir ama Konyaspor kümede kalmak için rakip ayırt etmeden bütün puanlara talip olması gerekiyor. 6 maç demek 18 puan demek. Konyaspor bu hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ardından evinde Çaykur Rize ki bu maç çok önemli. Daha sonra Trabzon maçı var, Başakşehir maçı var, Gaziantep maçı var, Alanyaspor maçı var. Konyaspor bu şekilde zorlu bir fikstüre sahip ancak dediğim gibi her şey bitmiş değil. Tamam, umutlarımız zayıfladı. Şevkimiz biraz kırıldı ama tekrar ayağa kalkıp
Bu 6 maçın oynanmasını bekleyeceğiz. Bu maçtan çıkacak sonuçlara bakacağız. Yani şu anda her şey bitmiş değil. Tamam, güvenimiz sarsıldı, umutlarımız kırıldı, hayal kırıklıkları oldu. Ancak daha henüz her şey bitmedi. Belki komadayız ama ölmedik, hayattayız. Son düdüğe kadar. Bülent Hoca'nın da dediği gibi, yani her şey bitmiş değil. Son ana kadar tüm mücadelemizi vereceğiz, tüm desteğimizi Konyaspor'a vereceğiz. Bununla birlikte Konyaspor'da Sukubiç gol attı, golle döndü. Güzel bir başlangıç yaptı. Milošević gol attı. Konyaspor uzun bir aradan sonra iki farklı, yani iki gol buldu. Gol yollarında sıkıntı çekiyordu, pozisyon bulmada sıkıntı çekiyordu ama artık gol atıyor. Fakat yine de beceriksizliği, gol yapmadaki, gol yollarındaki sorunları devam ediyor. İnşallah kalan 6 maçta bu sıkıntıları yaşamaz. Ve sezon sonunda rahat bir nefes alırız. 98. yaşımızı kutladığımız bu sezonda inşallah kötü bir sonuçla karşı karşıya kalmayız. Sivas Spor maçında yaşanan gelişmelerden biri de Sitya sakatlanmıştı. Sitya ile ilgili henüz kulüp bir açıklama yapmadı. Bugün geç saatlerde, belki de yarın bir açıklama yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Tamam, çok büyük kayıplar yaşadı Konyaspor. Ancak daha her şey bitmedi. Önümüzde 6 maç var. 6 maç demek 18 puan demek. Çaykur Rizespor'la önemli bir mücadeleye çıkacağız. Yani Konyaspor bu 6 maçtan başarıyla çıkabilecek kapasitede. Biz de dün yaşadığımız stres ve hayal kırıklığı nedeniyle bir anda böyle bir umutsuzluğa kapıldık son dakika yenen golle. Ancak tekrar kendimize geldiğimizde 6 maçın olduğunu hatırladık. İnşallah bu 6 maçı kazanarak Konyaspor ligde kalacaktır. Konyaspor'umuza Beşiktaş karşısında başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.